الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أضمن بري Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına gelerek şöyle bir soru soruyor. Amellerin en faziletlisi hangisidir? Veya Allah'a en sevimli olan amel hangi ameldir? Yani sevabı en çok olan amel hangi ameldir? Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine vaktinde kılınan namaz, anaya babaya eğrilik yapmak ve Allah yolunda cihad etmek buyurmaktadır. Allah yolunda cihad etmek farzdır. Üzerimize namazı ve orucu, zekatı, hac ibadetini ve diğer ibadetleri farz kılan Allah, cihad etmeyi de farz kılmıştır. Cihad etmek, yeryüzünde Allah'tan başkasına kulluk yapılmaması için cihad edilir. Yeryüzünde insanoğluna haksızlık yapılmaması için cihad edilir. Yeryüzüne İslam'ın adaletini sağlamak için cihad edilir. Ve İslam'ın önündeki engelleri kaldırmak için cihad edilir. Cihad ibadeti önemli bir ibadettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde لَغَدْوَةٌ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوْ غَدْوَةٌ اَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا ف۪يهَا Sabahleyin veya akşamleyin Allah yolunda bir saat cihad etmek dünyadan da ve içindekilerden de daha hayırlı buyurmaktadır. İnsan, insanları küfürden kurtarmak niyetiyle çalışması bir cihattır. İnsanları İslam'a kazandırmak cihattır. Cihat kalemle olur, sözle olur, malla olur, bedenle olur. Dolayısıyla cihat yalnız savaş meydanlarında değil, bir insanı İslam'a çekmekle, İslam'a kazandırmakla da olur. Cihat, nefisle cihat, şeytanla cihat, bid'atçilerle cihat ve şeytanlaşmış kimselerle cihat etmek de Allah'ın emirlerinden bir emridir. Cihat etmenin önemi, fazileti, sevabı çok büyüktür. Cihadı terk etmenin zararları da çok büyüktür. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ve diyorlar ki اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاتَّبَعْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ صَلَّتَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ دُلَّنْ لَا يَرْفَعْهُ حَتَّى تَرْجِعُوا اِلَى دِينِكُمْ Eğer siz kendinizi ziraata verirseniz veya hayvancılığa kendinizi verirseniz, yani dünyaya kendinizi kaptırırsanız, dünya sevgisi sizleri sarhoş eder de ve Allah yolunda cihad etmeyi bırakırsanız, Allah sizin üzerinize merhametsiz olan, değersiz olan, acımasız olan kimseleri musallat eder. Onlarla Allah sizleri cezalandırır. Ne zamana kadar? Allah'ın dinine dönene kadar. Allah'ın cezasına çarpılmamak için, Allah'ın cezasına uğramamak için bu cihat farzını yerine getirmeliyiz. Başta da söylediğimiz gibi kalemimizle, sözümüzle, malımızla, vaktimizle, bedenimizle de cihad edebiliriz. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem "Cahidul müşrikine bi emvalikum ve elsinetikum" buyurmaktadır. Müşriklerle cihad edin, mallarınızla, dillerinizle cihad edin buyurmaktadır. Allah bizleri gerçek bir şekilde nefisleriyle, şeytanla, şeytanlaşmış kimselerle ve hurafecilerle, bid'atçilerle ve şeytanın izinde yürüyen kimselerle cihad eden kullarından eylesin. Allah kabul eylesin.